Size çok zahmetler verdik ama her şey mükemmeldi. Ayrıca siz de harika bir ev sahibisiniz. Teşekkür ederim. Memnun kaldıysanız ne mutlu. Ortalıkta gözükmeyi pek sevmiyorsunuz galiba. Öyle galiba, evet. Müthiş bir çocuk. Oynarken bile gözü hep sizin üzerinizde. Evet, ben de şimdi fark ettim. Öyle galiba. Ay. Şu fotoğraf çekimlerini bir bitirelim. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Tabii ki. Ay bir saniye, bir saniye. Bir saçını düzelteyim. Dur bakalım bebek. Şimdi tutsana ucunu. Heh, tamam. Bir tane de sizinle alabilir miyiz? Gerek var mı? Aylin Hanım, ya mutlu bir anı olarak kalır. İstemezseniz dergide kullanmayız. Ya ne olur annem, üzerinden fotoğrafımız olsun. Ama ya üstüm başım hazır değil ki, bir tane mi baksana? Ya ne olur. Sen karar ver. Tabii tabii, olur olur. Birbirinize bakarken. Buraya bakabilir miyiz acaba? Çok güzel bir çekim oldu. Hatta şöyle söyleyebilirim Neşat Bey, en iyisi bu oldu. Gerçekten mi? Çok sevindim. Evet. Aylin Hanım, başka hikayeniz var mı? Aklıma gelen bir şey yok maalesef, hayır. Peki, ben size yardımcı olayım. Neşat Bey'le nasıl tanıştınız? Hay Allah. Sen anlatsana Necat, nasıl tanıştık? Öyle çok enteresan bir hikaye değil bizimki Kemal Bey. Üniversitedeydik işte. Ben bu işten güzel bir hikaye çıkacağını düşünüyordum. Ya dediği gibi işte öyle üniversitede bir tanıştık. Ya olsun. Üniversitede neler oldu, üniversiteden sonra neler yaptınız? Anlatın, güzel bir şeyler buluruz. O zaman ben anlatayım. Anlat anlat. Tamam. Şimdi... Üniversitedeydik biz. Ben bir sahafa girmiştim. Orada bir kitap arıyordum. Sonra bir anda bir çığlık geldi. Korktum ben, bir güldüm falan filan. Bir de baktım Necat orada çok aradığı bir pilav bulmuş meğerse. İşte neyse, o pilav buldu falan filan. Birbirimizi fark ettik. Ben çıktım, bulamadım kitabı. Sonra yolda giderken meğersem beni takip etmiş. Bir anda yolumu kesti. Geçti önüme, işte dedi al bu kitap. Ben dedim yok işte, ben bunu ikinci elini arıyordum. O da dedi işte ben aldım, şimdi de sana ikinci elini veriyorum falan. Şakalar, komiklikler öyle. Ya müthiş güzel bir hikaye olmuş. Yalnız ben bu filmi daha evvel görmüştüm. Ben de tam şaka yaptığımı söyleyecektim size. Tam onu söylüyordum, siz hemen yakaladınız. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü dediği gibi öyle çok bir şey hikayemiz olmadığı için öyle ben. Kemal Bey, Aylin gerçekten çok şakacıdır. Biz neler çekiyoruz bilseniz. Her gün yeni bir sürpriz. Müsaadenizle. Ben, evet. Bir yardım edeyim ben Aylin'e. İzninizle. İyi misin? Hiç iyi değilim. Elim ayağım titriyor hala. Otur istersen iki saniye. Yok yok. Güzel idare ettim bence. Ya senin gözünün içine bakıyorum, bir şey söyle diye söylemiyorsun. Ben de ne yapayım? Film geldi aklıma, onu söyledim. Farkındayım. Bir sakin olmaya çalış. Çok gerginim hala. Bak işte bitti çekim. Birazdan gidecekler. Bu kadar ortalıkta dolaşmana gerek yoktu. Hayret bir şey ya. Yine suçlu ben mi oldum? Senin o saçma sapan ödül alman için sabahtan beri yırtınıyorum burada. Sonra sen bana gelmiş orada dolaşma, burada dolaşma diyorsun ya. Tamam yeter. Yetmez. Mutlu karı koca rolü yapmak ne kadar zor biliyor musun? Herkesin gözünün içine bakıp yalan söylüyorum. Sen şu ödülü al diye sabahtan beri çevirmediğim dolap kalmadı ya. Sen anlamadın galiba. Dışarıdaki herkes bizi çok iyi geçinen, çok mutlu, harikulade bir çift zannediyor. Neden? Çünkü ben rolümü çok iyi oynadım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ödülü aldığında bir teşekkür edersin artık. Thank you.
Bir bardak su almak için gelmiştim ama... Fena batırdım Ayrı. Bence de. Necat. Necat ben böyle olsun. Rahat bırak beni. Vallahi böyle olsun istemedim. Şu an tek istediğim benden uzak durma. Ya lütfen gerçekten böyle olsun istemedim. Çok özür dilerim. Gitme ne olur özür dilerim. Tebrik ederim. Necat ne olduğunu söylemedi ama sayende batırmışız. Bravo.